Notlarımı açıyorum. Notlarımı bulacağım. Ben tam bir boomer olmaya başladım ya. Keşke bir önce 40-45 falan olsaydım. 35'ime girmeden neden böyle oldu? Şimdi şöyle bayağı metin yazdım ama bu metni tabii ki okumak için yazmadım ama kafam o kadar dağılıyor ki. Hak verirsiniz ki. Benim için önemli bir konu. Kendimi doğru ifade edebilmek aşırı önemli burada. O yüzden de böyle dün akşam uyumadan önce bir derledim söyleyeceklerimi. O zaman hazırsanız biraz influencer dedikodusu yapıyoruz. Hakikaten girişe hazırlanıp sonra hiç olmayacak bir giriş yapmak. Yok yok, şaka bir yana. Elbette ki kim ne kazanıyor, ne yapıyor, ne giyiyor konuşulmayacak bu kanalda ama içinde bulunduğumuz bu tüketim çılgınlığında bu influencerların nasıl bir etkisi olduğunu konuşalım istiyorum. Son zamanlarda gözüme çok fazla batmaya başladı. Elbette ki senelerdir yani böyle bir meslek var. Yani bu bir pazarlamanın dalı artık. Bunu görmezden gelmek, yok saymak ya da aşağılamaya çalışmak bence gerek yok yani böyle bir şeye. Bu bir alan ve çok güçlü ve etkili bir alan. Ama son zamanlarda bu alanın takipçi sahibi kişiler tarafından ne kadar yanlış kullanıldığı, influence etmek dediğimiz şeyin ne kadar yanlış anlaşıldığını biraz tartışalım ve konuşalım istiyorum. Öncelikle şeyi söyleyeyim, bunun gündemde olan konularla alakalı bir video değil bu. Evet, bu videoyu çekmeme böyle vesile olan şey bir şu anda gündemde olan bir kişinin çektiği ne kadar kazanıyorum videosuydu. Ve onun altına yazılan bir yorumdu. O yorumda şöyle diyordu, işte bu YouTuber, influencer ya da işte Instagram ünlüsü kişi ne kadar kazandığını paylaşırken biri de şey almış. Yani anladığım kadarıyla sizi buraya getiren biziz. Size bu konularda tıklanma sağlayan da biziz. Ben bu videodan bunu anladım ve hani bundan sonra gerçekten artık buna prim vermeyeceğim yazmış. Çok güzel bir yorumdu. O yüzden sonrasında da bu bana bir ilham oldu ve birazcık benim de alanım olduğu için bu konuyu anlatmak istedim size. Yani bu böyle gündemde işte çok popüler olduğu için tıklanma alınması için çekilmiş bir video değil. Ben Instagram'da sürekli zaten bu konuyla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Karşıma çıktıkça da paylaşmaya devam edeceğim. Başlamadan önce her meslekte olduğu gibi işini çok iyi yapan, ilham veren, gerçekten yardımcı olan, tabii ki de işinin karşılığında para kazanan bu mesleği icra eden kişiler olduğu gibi buradaki gücünü, etkisini, insanlar üzerindeki etkisini çok yanlış kullanan ve insanları tabiri caizse kandıran kişiler de var bence. Benim bahsedeceğim tahmin edersiniz ki ikinci kısımla ilgili olacak. Şimdi öncelikle şunu sorayım. İnfluencerlık ne demek? İnfluencerlık bir kişinin giydiği, ettiği, konuştuğu, yediği, içtiğiyle sizi etki altında bırakması demek. Bu influencerlık aslında yeni çıkan bir meslek değil. Tanıdığımız birçok ünlü şarkıcı, oyuncu ya da herhangi bir ünlü bir kişi zaten reklam filmlerinde yer alarak o markanın bilinirliğini arttırmaya, ne bileyim o ürünün daha çok alınmasını sağlamaya çalışıyor senelerdir. Ama bunun bu kadar gündemde olmasının sebebi daha önceleri medya dediğimiz şey ana kanallardan oluşuyordu. Nedir? İşte televizyon vardı, yazılı medya vardı, maruz kaldığımız al, tüket, bunu da dene, deneyimle mesajı aslında çok daha azdı. Ama sosyal medyanın çok fazla kullanılmasıyla beraber, bu gördüğünüz telefonların elimizden düşmemesiyle beraber, influencer ve mesleğini icra eden kişilerin de sosyal medyada sürekli var olmasıyla beraber, biz tüketiciler artık bir gün içerisinde, bir saat içerisinde bile defalarca linke, ürüne, al mesajına maruz kalıyoruz aslına bakarsan. O yüzden de zaten influencerlığın bu kadar yükselmesi, markaların, pazarlama şirketlerin, reklam verenlerin daha çok influencerlar üzerinden ilerlemesinin en büyük sebebi de bu. Çünkü influencer kişisinin önerdiği ürünün ne kadar alındığı, ne kadar o kişiden geldiği, kaç tıklanma aldığı, marka bilinirliğine nasıl etki ettiği aslında tamamıyla ölçülebilen şeyler. Tabii ki daha önceden televizyona reklam veren kişiler bunu ölçebiliyor muydu? Elbette ki ölçebiliyordu ama bu kadar kesin ve net, bu kadar etkili ve hızlı bir sonuca ulaşamıyorlardı. Diğer bir konu, bunun tüketim çılgınlığını bu kadar tetiklemesinin en büyük sebebi, siz televizyonda bir reklama maruz kaldınız diyelim. Çok sevdiğiniz bir şarkıcı bir kıyafet reklamında, kıyafet markasının reklamında oynadı. Öncelikle onun gerçek hayatta onu giyip giymediğini, ne kadar kullandığını işte ya da ya biraz daha bunun bir reklam olduğu bilincine vararak aslında izliyorduk biz onu. Marka bilinirliğine etkisi oluyor muydu? Kesinlikle etkisi oluyordu. Ama hani akşam televizyonda dizinizi izlerken arada çıkan bir reklamda bir deri ceket gördünüz diye hemen bir dükkanı açtırıp gidip alamıyordunuz. İşte influencerların diğer bir güçlü yanı ise bu.
akşam bir tele, yani bir televizyonda değil ama üzerindeki bir işte ne bileyim tişörtü paylaşan biri anında bir link paylaşarak sizi tüketime yönlendirebiliyor. Hepimiz bir şekilde o ya da bu online bir alışveriş sitesi kullanıyoruz. O yüzden de verdikleri linke hemen girdiğimizde profilimiz açıyor. Bazen kartımız o profilde kayıtlı oluyor ve tak 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 hemen alabiliyoruz. İnfluencerlığın ilham vermesi, asla toplumu iyiye yönlendirmesi gerektiğini savunacak bir şey, bunu söylemiyorum ama ilham vermesi, gördüğümüz şeylerin göze hitap etmesi veya gerçek deneyimlerini paylaşan kişilerin bizim bir ürünü tüketmeden önce birden fazla hata yapmadan direkt paramızı ihtiyacımız olduğun ürüne yönlendirebilmemizi sağlaması ne kadar iyiyse, bazı influencerların da bunu 15 gündür kullanıyorum demek için reklam bedelim bu, yeni denedim demek için reklam bedelim bu şeklinde fiyatlama yapmaları da o kadar kötü. Diğer bir konu da bence şöyle, ben bunu samimi bulmuyorum artık. Önceleri daha az linke maruz kalırken daha samimi bir ilişki kurduğunu düşünüyordum influencerların takipçileriyle. Artık merhabalaşmak bile sonunda hangi linke bağlanacağız diye takip ediyoruz. Yani ya da işte merhaba, sizi çok özledim, hadi gelin biraz sohbet edelim sonunda suratımdaki allığı sormuşsunuz, linkliyorum mesajına maruz kalmak. Beni bir tüketici, bir izleyen, bir ilham bekleyen bir kişi olarak çok kırıyor. Bilmiyorum, buna kırılmamak da garip geliyor açıkçası. O kişiye karşı da herhangi bir güven ilişkisi kuramıyorum sonrasında. Ama demek ki kuruluyor ki insanlar bunun tuttuğunun farkında olduğu için bu mesleği icra eden kişiler buna yöneliyorlar. Şimdi influencerlar aslında iki şekilde para kazanıyor. Bunu zaten biliyoruz. Bir, marka işbirlikleri yapıyorlar. Bazılarının gerçekten reklamları bir televizyon reklamı kalitesinde, hatta daha düşük bütçeye çok daha güzel şeyler ortaya çıkartabiliyorlar. Eşim reklamcılık sektöründe. O yüzden de biraz böyle artık reklamcılık sektöründe markalara çekilen dev bütçeler sebebiyle algının da tek kişilik ekiplere kaydığının da farkındayım. Ve burada da kesinlikle kolay bir iş yaptıklarını asla söylemiyorum. Ama bu kalitede iş yapanlar zaten bence birazcık kendini ayırt ediyor. Ve bu kalitede iş yapanlar genellikle üzerimdeki kotu sormuşsunuz deyip işte muadillerini linkliyorum tarzında bir pazarlama yapmıyorlar. O kalitede iş yapanları takip etmek, stillerinden ilham almak, giydikleri, gördükleri, gittikleri yerlerden ilham almak benim hoşuma gidiyor. Ve zaten profilimde genellikle ağırlıklı olarak bu kesimi takip ediyorum. Bir de diğer bir konu, gerçekten içeriğine önem vermeyen, sizinle kurduğu yakınlık üzerinden bir şeyler size satan insanlar var. Kendini size yakın hissettirerek bir şekilde damarlarınızdan içeri giriyor. Bu yeni bir şey değil. Pazarlamada işletme dersi alan herkesin bildiği pazarlamanın word of mouth dediğimiz ağızdan ağza yayılma stilinde ilerleyen pazarlaması en etkin pazarlamadır. Yani nedir? Benim eşim bir ürün kullanır, çok memnun kalır, gider arkadaşına tavsiye eder, ben birini anlatırım, o duyar ve bu böyle yayılır. Bu aslında tabii ki içinde bulunduğumuz kapitalist sistemin düzenin işlemesi için birileri üretecek, birileri alacak, tüketecek. Ancak gelinen noktada tüketim çılgınlığı öyle bir hal aldı ki ben çok eminim ki kredi kartı borçları patlamış durumdayken insanlar birinin üzerinde X marka kod varken ve o X marka ulaşılabilir değilken, o X markayı giyebiliyorken muadil olan markayı etiketleyip bir link paylaştığında gidip onu alabiliyor. İhtiyacı olup olmamasına bile bakmıyor aslında bakarsanız. İşte benim rahatsız olduğum nokta da tam olarak bu. Bazı bir kesim var gerçekten daha steril işler üreten ve benim de sözüne güvendiğim biraz yani böyle kesimler de var ve açıkçası bir ihtiyacım olduğunda o steril kesimden bir yönlendirme aldığımda ben diyorum ki ha tamam, bu deneyimledi ve bu şekilde yorumladıysa zaten anlıyorsunuz yorumlarını, tamam hani bir denenebilir diyorum. Ve ben o insanların işine katkıda bulunmaktan keyif alıyorum çünkü o insanlar bir şekilde bu işten para kazanıyor. Ama bir de diğer bir kesim var. Bir ay içerisinde 5 tane yüz nemlendiricisi reklam yapıyor profilinde. Arkadaşlar insanların bir tane yüzü var. Bunu söyleyip duruyorum ama kaç tane yüz nemlendiricisi kullanabilirsiniz ki? Bu imkansız. Her bölgenizi ayrı sürseniz de olmaz. O yüzden de bence işbirlikleriyle para kazanmak bir kenara. Bir de alışveriş sitelerinden komisyon üzerine para kazanmak da bu için birazcık nasıl diyeyim? Cazibesini kaybettirdi bence. Yani kötü bir yere gidiyor. Gülüyorum ben. Daha bugün yaşadım. Biri bir marka için %70 indirim paylaşmış. Ve o markayı biliyorum. Daha önce ben o markadan alışveriş yapmıştım. Hatta kızıma bir ürün almıştım. Ve çok memnun kaldığı için aklımdaydı diğer yeni bir tane almak. Çünkü hani yedekli gitmem gerekiyor kızımın ürünlerini.
O görünce hemen girdim ve dedim alayım. Ondan sonra gezerken 800 küsür TL'den 360 TL'ye düştüğünü gördüm. Çok büyük bir indirim varmış, alayım hemen gibi bir hisse kapıldım ve tanıdım tabii ki ismini. Bu dürtüsellik. Ben ilk etapta bu ürüne bu kadar para vermemiştim ki diye düşündüm. Ve sonra diğer ilk ürün alma deneyimini yaşadım. Diğer siteye baktığımda ben o ürünü zaten zamanında 360 TL'ye almışım. Ve o influencer'ın o markayla işbirliği olarak paylaştığı indirim önce fiyatları bir bindirim yapılmış. Ve sonrasında indirim olarak aslında size aynı ücretten satılmaya çalışılıyor. Ve ben bir tüketici olarak zaten hali hazırda onu almaya hazırken bu benim içimi bulandırdığı için hiçbir şey almadan çıktım. Şimdi o influencer'ın nasıl söyleyeyim, onun %70 indirim olarak paylaşıyor olması onun iş etiğine girer, iş ahlakına girer. Ben bunu tartışmayacağım burada. İstemiyorum çünkü. Ama bunu ayırt edebiliyor olmak, fiyat karşılaştırması yapabiliyor olmak, benim gibi dürtüsel bir ana yakalandığınızı hissettiğinizde durup nefes alıp bir araştırma yapabiliyor olmak bizim elimizde. O yüzden bizim zaten sürekli bu şekilde bu konularda kendimizi artık daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü önceleri sadece bir mağaza gezerken maruz kaldınız, ben bunu alsam mı ya, şununla mı giyerim? Ya da işte bir televizyon reklamında görüp ama peşini sürmediğiniz bir ürüne maruz kaldığınız dönemlerden şimdi şu an ben telefonum açsam en az 15 tane linke maruz kalabilirim. İnsanız hepimiz, her an stabil bir ruh hali içerisinde olmayabiliyoruz. O yüzden de kimi takip ettiğiniz, takip ettiğiniz kişiye gerçekten güvenip güvenmediğiniz çok çok önemli. Bugün gelinen noktada bambaşka konular konuşuluyor da olsa birazcık bunun gerçeklerini görebiliyor olmak lazım diye düşünüyorum ben. Yine söylüyorum, bu konuda bilinçlenmek bizim elimizde. Bence okullarda kesinlikle kişisel finans eğitimi veriliyor olması lazım. Parayla olan bilinç, para bilinci çocuklara, hani gidip bir bankada bir kumbara açmak yerine, bu da güzel bir uygulama tabii ki ama okullarda ders olarak işletiliyor olması lazım. Tıpkı hayat bilgisi dersi gibi. Diğer bir konu, bu konuda eksiklerimiz olduğunu görüyorsak, bu konuda gerçekten dürtüsel alışverişe çok kapıldığımızı hissediyorsak, benim yaptığım gibi bu konuda kendimizi geliştirmeye çalışmamız lazım. İnanın bugün geldiğim noktada bu alışverişi ayırt edebiliyor olmak, dürtüsel mi, gerçekten ihtiyacı yönelik mi, yoksa benim ben olmama yarayacak bir ürün mü olduğunu ayırt edebiliyor olmak, benim finans eğitimi almış olmam ya da senelerce bu alanda kurumsal bir çalışan olmamla alakalı değil. Bu tamamen kendimi tanımaya çalışmam ve bu konu üzerine yatırım yapmamla alakalı. O yüzden basic bilgilerle finansal okuryazarlığınızı arttırabilirim ve bu kişileri çok kolay bulabilirsiniz aslında. O yüzden burada tabii ki bir kesimi suçlamak ve işaret etmek için konuşmuyorum. Ama bugün ülkemizde en çok link verilen ülke, influencerlık mesleğinin rayından çıktı. En çok link verilen ülke oldu. Ekonomi bu haldeyken, bu kadar kötüyken, kredi kartı borçları, patlak kredi kartları almış başını gitmişken, bir meslek grubu gelir eşitsizliğine bu kadar katkı sağlarken, hala bu konuda bir şey yapılmazken bir oturup düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İnfluencerlık ilk Türkiye'de icat edilmedi. Ama Türkiye'de rayından çıktı. Zaten yurt dışında ben hiç, yurt dışından da influencerlar takip ediyorum. Çok güzel işbirlikleri yapıyorlar. İzliyorum, gözüm doyuyor, keyifleniyorum. Ama hiç, evet burada sorduğunuz üzerimdeki bilmem nelere linkliyorum. Ben görmüyorum. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Ama günaydın arkadaşlar. İşte nasılsınız? Böyle bir, önce bir story atılıyor, tamam mı? Dertleşme story. Ay şöyle oldu, işte üstü böyle oldu. Ben şöyle dertleştim. Sonra hop bir story sonra. İşte üzerimdekini çok sormuşsunuz. Ya sen dertliydin ya. Hani biraz önce dertleşiyorduk biz seninle. Ben bu kişileri de takip ediyorum. Bazen takip etmeden rakamlarını, çünkü katkıda bulunmadan böyle dışarıdan da stalkluyorum. O zaman da katkıda bulunmuş oluyorum zaten. Neyse, sonuç olarak çünkü bu benim işim. Ben bunu kendime görev edindim. Yani verdikleri linkten fiyat kontrolü yapıp bunları açığa çıkarmak hoşuma gidiyor. Bir yer bu şekilde yükselirken, bir yerde borçlanma artıyorsa, psikoloji bozuluyorsa, borçluluk psikolojisi artıp kredi kartları patlıyorsa, yani şuradaki insanlara bir şeyler anlatabildiklerimi anlatmak istiyorum en azından. O yüzden de bu kişiler tıklandıkça, bizler bu tarz paylaşımlara prim verdikçe bu tarz paylaşımlar artacak. Bu tarz paylaşımlar devam edecek.
Ama bizler bilinçlenip ya bir dakika saçmalama canım sen böyle demişsin de bu böyle mi deyip ya da bunu tepkiselliğimizi rakamlara yansıttığımızda takipten çıkarak istemeyerek ya da söyleyerek ya da bunu etrafımızla konuşarak bu insanlar da bir şekilde kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Özellikle Kasım ayında gerçekten bir de şöyle pazarlıyorlar ya Kasım aylarını. Bu meslekte de en çok kazanılan ay işte. Ya sen geçen diğer aylarda hiç mi para kazanmıyor? Bir de böyle bir yani kurbanlık şey yapmayalım ya. Psikolojisi yapmayalım. Yani ortada her şey. Zaten takip ediyorsunuz yani. Bence bu insanların da dikkatini çekiyor ama keşke zamanında buna bir önlem alınsaydı. Şu an dikkat çekilen şey biraz öfkeyle karışık bir dikkat var ortada. Yani bu kadın böyle başladı. İşte bir sene sonra nasıl oldu bu? Nasıl bu kadar zenginleşti diye bakılıyor. Ve bu zenginliğe karşı bir öfke, yanlış bir ifade biçimi ortaya çıkıyor. Yok abi, hani bunu fark edip bunu bu ekmeğe yağ sürmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Geliştireceksiniz kendinizi. Diyeceksiniz ki benim buna bütçem yok. Ben bunu alamam. Alışveriş, dürtüsel bir şey yaptığınızda bir dakika ben bir nefes alacağım diyeceksiniz. Sepeti bırakacaksınız. Üzerine uyuyacaksınız. Ve gerçekten tüm bunları bırakıp bir şey alacağınızda kendinize aslında ihtiyaç mı, istek mi diye bile sormadan şunu sorun. Bu benim ben olma halime hizmet ediyor mu? Bu kadar basit. Yoksa biri sizi influence etti, çok güzel giydi, ona çok yakıştı, sana da yakışır. Ha o onu giydiğinde çok mutluydu. Ben de mutlu olur muyum? Bunlar evet bu kadar ilkokul 5 seviyesinde düşünmüyoruz. Yani hani ben işte bu onu giyince mutlu olursa ben de mutlu olurum. Giyeyim demiyorum. Bilinçaltımızda inanın bu kod böyle işliyor. Çünkü insanlar alışverişi sadece işte ay üstümü örteyim ya da işte ay üşüdüm, ay bilmem benim de böyle bir şeye giyeyim diye yapmıyor. Ya ben bu siyah kaza giydiğimde kendimi iyi hissediyor muyum diye bakıyor. Bu siyah kaza giyen diğerlerine bakıyor. Bu beni nasıl gösteriyor diye bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani artık zaten alışveriş denilen eylemin sadece çok akıllı, akli, işte menfaatleri üzerinde yapılan bir eylem olduğunu kabul, yani olmadığını daha doğrusu kabul edelim. İnsanlar hata yapmaya meyilli, rasyonel olmayan ve çoğu zaman da doğru kararlar veremeyen varlıklardır. Davranışsal ekonomi ve davranışsal finans da bu konuyu inceler. Ve bu konunun öncüleri 2002 yılında bu konuyla ilgili yaptıkları tezler, çalışmalar ve testler de bunu ispatladıktan sonra da Nobel ödülü kazanmıştır. Klasik ekonomi diye bir şey kalmadı yani onu söylemek istiyorum. Ekim ayında İzmir'de bir kariyer zirvesinde tüketim çılgınlığı ile ilgili bir konuşma yapmam istendi benden. Tabii ki uçtum mutluluktan. Ve o konuşmada tüketim çılgınlığını araştırırken bildiğim ve konunun tekrar öğrendim. Ve en çok etkisinin aslında tüketime bizi yönlendiren şeyin insanın kendi olma halinden uzaklaşması olduğunu gördüm. Aslında tüm çabamız ben bu hayatta vardım demek için. Ben bu hayattan geçtim ve bir şeyler başardım demek için. O yüzden de hayata tutunmanın yollarını sadece alıp tüketip atmak değil, başka şeylerin, ufak şeylerin, sizi siz yapan şeylerin, hayatınızı anlamlandıracak şeylerin de peşine düşerek bulunabileceğine inanıyorum ben. Ben buna çabalıyorum. Buna çevirdiğimden beri de rotamı. Gerçekten kendimi bu anlamda da iyi hissediyorum. Amacım burada kimseyi kötü göstermek, birilerini okun önüne atmak, işaret etmek değil. Böyle biri değilim zaten. Biliyorsunuz beni, tanıyorsunuz artık. Ama gelinen noktada bizlerin artık böyle oyunlara gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu insanların ekmeğine yağ sürdükçe de üzülüyorum. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Buna hiçbir karşılığım yok. Ben de buraya bir emek koyuyorum. Ben de istiyorum emeğimin karşılığını almak. Ama bu emeğimin karşılığı açıkçası hadi ben biraz daha para kazanayım diye bugün hangi linkleri veriyorum? Kime neyi tükettiriyorum? Olmamalı. Geldiğimiz dünyada bırakın parasal karşılığını bunun. Yani dünyanın sonunu getiriyoruz yavaş yavaş bu şekilde. O yüzden de burada yine söylüyorum. Bu insanlar her zaman linkleyecek üzerindeki kaza. Ama onu alıp almamak sizin elinizde. Bunu alıp almamak için de kendinizi iyi tanımanız. Nerelerde kaçaklar verdiğinizi çok iyi bilmeniz. Bir bütçe takibi yapmanız. Parayla ilişkinizi yakın tutmanız gerçekten çok önemli. Bunları yaptığınızda da aslında hayatta kalmanın, hayata tutunmanın yolunu tüketmek değil de hayatınıza anlam katmak olduğunu göreceksiniz. Anlam katan şey o çantaysa alın, güle güle kullanın. Ama her zaman çanta olmayacaktır. Bazen durmak olacaktır, nefes almak olacaktır.
Bazen sevdiklerinize vakit geçirmek olacaktır. Bazen üzülmek olacaktır. Bilemezsiniz ama bunlardan kaçmak yerine tüketmek olmayacaktır. Onu söylemeye çalışıyorum. Bahsettiğim Ekim ayında İzmir'de kariyer zirvesinde yaptığım tüketim çılgınlığıyla ilgili konuşmada tükenmeden tüketmek mümkün mü isimli konuşmamda heyecandan son slaytımı okumayı unutmuştum. Ve aslında bence konuşmanın en can alıcı kısmıydı. Olsun öyle oldu. Bu videoyu da bu sözlerle kapatmak istiyorum. Bu sözler Matt Hague'e ait. Yaşama tutunmak için nedenler isimli kitabından alıntıladım. Yaşam bütün ıvır zıvırlardan kurtulduğunuzda ya da en azından bir süreliğine bunları başınızdan def ettiğinizde elinizde kalan şeydir. Yaşam sizi seven insanlardır. Kimse bir iPhone uğruna hayatta kalmayı seçmez. Asıl olan iPhone ile ulaşabileceğimiz insanlardır. O yüzden diyorum ki yani çok tüketmeyelim kendimizi bu konularda. Biraz daha bilinçli olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için, bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Of, insanın içine sinen bir video çekmesi kadar güzel bir şey olmaz. Ben de kahve influencer olacağım. Ya da şey olayım. Ben kitap influencer olabilirim. Başka bir influencerlık yapamam büyük ihtimal. Para harcamamaya influencer olabilirim. Bence bunların hepsi güzelim.